arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düşeceğim şimdi. Şimdi şey var. LC500. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Yanımızda LC500 var. LC500. Şu burnun elini buradan bir çek bakalım. Bundan sonra da bu orada da bir mavi GTR. Evet, burada da mavi GTR var. Şu taraflarda Mercedes var. Bir iki tane Ferrari geldi. Onların hepsini birazdan sizlere göstereceğiz. Japon arabaları, Avrupa arabaları hepsi karışık beraber duruyor. Ama bu nedir usta? Bu LC500'ün versiyon L'in, yani lüks versiyonunun, sport paketi değil de lüks olan versiyonunun TRD body artı Volt rear diffuser, yani arka diffuser, Rowan bilmem ne egzozundan beraber harmanlaşmış hali. Şimdi sport paketlerinde tavan karbon oluyor ve arkadaki kanat otomatik çıkıyor, iniyor. Bu sabit ama kanadı zaten değiştirmişler. Bizim Roadster'ın kanadı gibi. İçerisi böyle. LC. Dur oğlum gel. Şöyle ikisini bir karede görelim de gözlerimiz alışsın biraz, gel. İkisi de mavi olur mu ki? Yok ya. Sarı ya da kırmızı mı alsak LC'yi? Çok güzel detayları var böyle, bakın. Karbon plaka tutacağı var. Şurada yine bir çeki demiri. Lexus'a yapılan en saçma şey çeki demiri. Lexus yolda kalmıyor ki, çeki demiri niye lazım olsun? Şaka, belki piste giriyordur diyeceğim de yok. Bu piste girecek araba değil, bu şov arabası. Evet. Şimdi biraz bir içecek alalım biz. Sonra devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi RX-7. Beracığım. Az uzak yavrum, az uzak. Evet, 100'den 80 gidiyormuş. Şimdi başladı bizim Bera'da. Büyüdü artık. Arabaların kilometrelerine bakıyor, ne kadar gidiyormuş diye. gel, şöyle bir içecek alalım. Sonra oradan devam ederiz. Gel, şurada bir GTR olan bir amca var. Ona bakalım, onun GTR'ı nasılmış. Maserati var şurada. Bir dakika, şunun yanına geçelim. Dokunma tamam mı arabalara? M6. Kakoy mu? S5. Bu Roadster yavrum. Üstü açılıyormuş. Cabriolet. Gel. Audi. Evet, Audi. Nasıl da bildin Audi? Dur bakalım. Biz geldiğimizde bayağı bize baklar. Şöyle bakalım motoruna. Önce telefon indireyim de. Evet, o GTR'nin oradan. Bizim GTR'nin buraya geldik. Abiyle fikir alışverişi yapıyoruz. Onlar da LC'nin sahipleri. Onlarla da muhabbet ettik. Ama tabii o sırada telefonda elimde muhabbet diye bir şey olmuyor. Neyse, biz devam edelim. Evet, şurada bir Ferrari gitti. Güzel güzel ses çıkartıyordu ama yakalayamadık. Önümüzde Porsche var. C63 S var. Şu tarafa doğru geçeceğiz. Bir içecek alıp gelelim. Abiyle bayağı muhabbet ettik. 350'ye gelmiş şuraya. Efendim yavrum, söyle kızım. İçecek alalım. İçecek alalım yavrum, gel. Hadi, bayağı bir erteledik. Bayağı bir içecek aldım. Evet, burada karbon friendler. Maserati ile M6. Mazda 3. Axela Sport. Karbon kaput koymuşlar. RX-7'de de karbon kaputu. Herkes de karbon kaput var. Hemen alalım. Polis amca var da. Hızlı gitmeyin diyor. Hadi içeceğimizi alalım. Ondan sonra devam. Şeftalili suyumuzu aldık. Porsche ile Ferrari'de. Burada var. Pazar günleri gündüz bura güzel oluyor ya. Oğlum da alıştı. Beni o getiriyor artık. Eskiden onu ben getiriyordum. Hadi kalk. Daikoku'ya gidelim diyor. Annesinin de başka bir işi varsa onlar Erva'yla takılıyor. Biz de Bera'yla buraya geliyoruz. Açamadın mı? Tut. Alça aşağıdan tut. Sıkma. Çok sıkma suyu. Su çıkar. Sıkma suyu. Azıcık sık. Şimdi bırak, gevşek. Oldu. Dökmeden açtık. Arada bir Amerikan görmek de güzel oluyor. Değişiklik oluyor. Evet, şöyle. Şu GTR 33'ten öteye doğru bir bakalım bakalım. Efendim ben. Bir tane E500 gidiyor. Burada bir tane daha GTR var. Bu da Sky'den GTR. Evet yavrum, gel. Gel gel gel, araba geliyor. Araba geliyor. Gel. Araba geliyor. Araba geliyor bak. Çabuk ol.
Seni öyle bırakayım diyorum bazen. Etrafta kendin dolan diyorum. Leyla Leyla dolanıyor. Bir tane daha RX-7 var burada. Gelmiş. Gri az önce yoktu. Charger var orada. Phone charger. Arabaya dalga geçmeyeyim ben. Komik şeyler, şakalar olsun diye. Aa bak, LC'nin şeyini açmışlar. Gel yanına gidelim. Amca kaputunu açmış. Az önce muhabbet ediyorduk. Oo bak. GTR. Oo bak dedim. Benden önce gördün. Nerede GTR? Burada. Bak. Evet. Görüyorsunuz. Dedim ki Air Suspension mı yaptınız dedim. Evet dedi. Gel göstereyim bagajda dedi. Amca açtı. Airlift. Hangi body kit var dedim. Bara bara yaptık dedi. Biraz ondan biraz bundan. Hiçbir gördüğünüz şey gibi. Ki. Bu tekerlekleri kaldırıyor indiriyor yavrum. Arabayı indiriyor kaldırıyor. Evet çalıştırdı ama. Genelde diyor 4000 devirden sonra diyor. Bayağı yüksek sesi çıkıyor diyor. Şimdi diyor sesi idling'de çok çıkmıyor diyor. Evet çalıştırdı ama çok çıkmıyor hakikaten. Egzoz değiştirmiştir. Ama gazı verince kendinden geçiyor. 285, 30, 22 jantlar. Telefondan mı ayarlıyorsun abi? E kontrol ruva, smartphone kara. Soğuk. Bera bak ne oldu? Gördün mü? Dans ediyor araba. Anne. Air Suspension'ın bir güzel tarafı. Böyle yani yarışmayacaksın, piste sokmayacaksın arabalarda. Bir yere çatacaksa araba, yukarı kaldırıyorsun. Arabayı daha çok indirmekten ziyade bir yere dokunacağın zaman yani arabanın altını sürtmesin diye kaldırması güzel. Yoksa benim için başka bir güzel tarafı yok. İyine, sugoyne. Hayal iş o. Sugoy hayal. Nice. Böyle sistemi var. İkira böyle deska. Airlift sistemi var. Yaksancı mı? Yaksancı var. Sıvay ne? 13 bin dolarmış. Evet bunlar da çalıştı. Ha, şu tank Japonya'da diyor. Diğerini Amerika'dan almış. 13 bin dolar. Amerika'da. Bakalım işte. Sugoi Volt. Titan de şu. Çok iyi ya. Arabalara bak. Ha Roadster geldi. Bercim bak Roadster. Yazıyor arkasında Roadster yazıyor. Gördün mü? Ha orada mı? Evet bak Roadster yazıyor. Roadster. Hop bir tane daha geldi. Airlift'li GT86. Evet şöyle dolanalım bakalım. Bir GT3 orada var. 997 sanırım. O klan gördüm. 996 mı? Neyse buradan anlaşalım. Araba, ben anlamıyorum yani. Klan araba. Honda Beat var orada. Şuradan devam edelim. Pulsar GTIR var burada. Şöyle devam edelim. Gel yavrum. Burada bir Lotus. Hemen 3 tane Mona Lisa'mız var burada. S15. Hepsi de Spec R gibi duruyor. Ortadaki de Spec R. Harrier, ona geçelim. Lotus, Maserati'nin bayağı yüksek duruyor. Şurada da Lotus'lar var. Lotus yavrumu. Bak bu da Evo. Gördün mü? Evo bu. Itasha var üstünde. Yani. Anime. 3 tane eski Lotus'lardan. Acayip Togi arabası bunlar. Başka bir ev oldu burada var. Başka bir ev oldu burada var. Hemen yanında düşmanı var Subaru. Rakibi yıllardır rakibi. Ama artık Evo yok. Alpine var şurada. Alpine. Yeni Subaru'lardan da bir tane burada var. Evet sanırım C63 S-Tor gider. Bayağı bir sesi geldi. Güzel güzel motorlar.
Evet. F9 mu bu? F6 mı? Burada bir Civic var, eski Civic artık. Bilmiyorum. Mitsubishi Colt Rally Art. Alteza. Leaf. Gel yavrum. Karşı tarafta R32 GTR. Baya baya time attack için ayarlanmış R32 GTR. Yanında 911 var. C63. AMG. C63S yukarıdaki giden. Sesi gelen. Burada bir C63 daha var. Burada bir CLS63 var. Değil mi? Bu GTS. Bu E53'müş arkadaşlar. Diğeri CLS63 de. Bu E53'ü bilemedim. Bayağı bir yeni bir araba. Sağlam sapık bir şey. Karşı tarafta da GTC var. GTC de Roadster demek oluyor. Cabrio. Üzeri açılabilen. Gel yavrum. Burada bir tane M4 var. En sevdiğim BMW ile Mercedes yan yana duruyor burada. Bunlar en sevdiğim adı da C63 ile. 507 olsaydı daha bir en sevdiğim olurdu ama bu da olur. M4. Bir tane daha C63 var hemen yanında. Burası böyle Avrupa arabalarına ayrılmış gibi. Mini Cooper var. Onun yanında da Ferrari var. Şöyle. Buraya eskiden Avrupa arabası bu kadar çok gelmezdi ama şimdi bayağı Avrupa arabası geliyor. 392 Hemi diyor. Arkadaş bu da bot gibi ya. Kayık gibi araba, SRT. Yani görünüş itibariyle. Düz yol arabası tabii. Şimdi bunlar Japonya'ya çok uygun bir şey değil aslında. Challenger. Ben ona Charger diyorum. Bekle abi. R32. GTR. Karşı tarafta Drift King'in arabası geliyor. 370Z versiyonu. Hani Tokyo Drift'te vardı ya. DK'in. Ama o 350'ydi tabii. Beracığım buraya gel. Beriye gel. Beriye gel. Bak Ferrari geliyor. Geliyor. Kenara. Dışarıda bir sesli Subaru. Birkaç Subaru da geliyor oradan. Dayım bayağı bir bunu koşturmuş. Güzel. Yani böyle garaj arabası olarak kullanmamış. Belli. Yan tarafta çizikler falan var. Aferin dayı sana. İyi yapmışsın. Garajda saklayacağın ne olacak arabayı? Bizim de GTR'ın 5500 kilometreye mi? 5200 kilometreye mi ne gelmişiz? Yağ değişim vakti gelmiş. Güzel bir Veilside body kitli. 370Z. Evet, geldik öyle bir. Yarım saat, bir saat buralarda takıldık. Şimdi yavaş yavaş eve doğru gideceğiz. Uşakla. Öğlen yemeği vakti geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Gelmişken sizlere de burayı gösterelim dedik. Yalnız şu 370S güzel. Sesi de güzel bak. LC de güzel. Bugün güzel, hoş arabalar gördük. Subaru da dönüp duruyor. Bir yer mi bulamadı kendini? Aradı, arkadaşını mı bulamadı? Şu siyah Subaru. Deminden beri dolanıyor. Arkasında mavi de var. Bir tane daha siyah varmış karşıda. Bir mavi daha burada var. Çete misiniz lan? Ay. Çok iyi. Dördüncü aynı renk Silvia. Ya şu her yer orada olmasa daha güzel olacaktı ama. Evet, bu Subaru'lar gene geliyor. Ova bir Lamborghini geldi. Dört kapı Skyline 2000 GT. Beracığım beriye gel. Evet, Subaru'lar yan yana bir yer aradılar büyük ihtimalle. Hep beraber bırakabilecekleri ama bulamadılar. Şurada Lamborghini geliyor. Onu da çekeyim size. Subaru'lar gelmeye devam ediyordu. Bütün içindeki elemanlar da hepsi Hindistanlı'ya benziyor. Hindistanlı olabilirler. Pakistanlı olabilirler. Onları birbirlerine benzetiyorum. Koyma oraya yavrum. Koyma. Koyma oraya. Gel. Gel şurada oturalım beraber. Ay. Manzaramız güzel. Subaru'lar yolu tıkadı. Evet. Lamborghini geliyor. Ne sapık duruyor bak önden. Sapık ya. Evet efendim, kısa turumuzdan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.
Az önceki gördüğümüz boşlukların hepsi doldu. Evet, bu taraf da komple doldu. Gelen elemanlar az önce GTR'e de baktılar bizim. Sri Lankalılarmış. Evet, Beren'de uykusu geldi. Biz buradan öteye. Yavaş yavaş gideriz. Şurada 2-3 tane boşluk kaldı. Gerisi doldu parkın. Hadi bakalım. Artık giderim. Adamlar Subaru Club herhalde. Bütün hepsi Subaru ile geldi. Bir iki tanesinde değişik araba var o kadar. Ay. Three times.